Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi bulaşıkları elimde yıkayacağım. Bazı arkadaşlar soruyor, Özlem neden makine alırken bulaşıklarını elinde yıkıyorsun diye. Arada arkadaşlar, ben bulaşık makinesinin içine çamaşır suyu koymuyorum. Bardaklarımı falan sararmaması için arada çamaşır suyuyla elimde yıkıyorum. Hangi çamaşır suyunu kullanıyorum? Çoğunlukla Ace ya da Domestos. Getirip göstereyim. Evet canlar, bu Ace'nin Yoğun Ultra çamaşır suyunu kullanıyorum. Yağ çözücü özelliği de var. Bunun büyük bidonunu alıyor. Şimdi ben bunu dolduruyorum canlar. Ve çift olarak da limonluyu daha çok seviyorum. Şöyle çamaşır suyumu az gezelettim. Ve bulaşık suyuma da ekleyeceğim. Birazcık da çift. Arada bunu yapmak gerekiyor. Aslında her bulaşık yıkadığımda ben bu şekilde çamaşır suyu ve cif ile bir güzel ovuyorum her yeri. Çünkü sararma da yapmıyor. Bir süre sonra sararıyor arkadaşlar. Benim bu tezgahın şu kenarları alçıdan yapıldığı için ister istemez kararıyor ve sararıyor. Aslında beyaz silikon yapılması gerekiyordu. Ne kadar temiz yaparsanız o kadar iyi oluyor. Şimdi ben buraları bir güzel şöyle hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Buraları hızlandırmış izleyin. Ne zaman bulaşık yıkasam benim adam acıktım diyor. Beni sinir ediyor. Mutfak temizleniyor, acıktım. Bütün yemeğe hazırlaşan yap. Ay vallahi sinir geldi. Şöyle fasulyem var. Şurada az pilav. Tarhana çorbam var. Turşu koyacağım arkadaşlar. Onları ısınırken hemen şöyle alışveriş çekmek istiyorum. Efsane'nin unundan almış. 10 kiloluk galiba. Bahçıvan laktozsuz labne. Pınar'ın şu sucuğundan almış. Emin'in sucuğunu almış. Emin'in sucuğu da güzel oluyor. Tavsiye ederim. 2 adet mısır almış. Çocuklar yedi arkadaşlar. Yoğurt almış. Şimdi yoğurt koyacağım. Daha sonra pekmez almış. İncir pekmezi bu da %100. Bakalım tadı nasıl bilmiyorum. 4 tane süt dolapta diğerleri. Şu biber turşusunu eşim çok seviyor. Aslında salamura çıkartıp turşu yapayım. Kayınvalidem verdi. Onun tuzunu ıslayayım, turşu yapacağım. Krem şanti almış. Bugün aslında baklava yapacaktım. Baklava yaparız büyük ihtimal. Ya da diğer vlogta olur. Çöp poşeti almış 2 tane. Şundan almış 3 adet. Bu Pınar açık büfe
Hindi göğüs füme almış 2 adet. Şu sütlü fındık çikolatasından almış. Benim kahvenin yanına şunlardan almış eşim. Şu Torku'nun çocukları bundan arkadaşlar. Yani alışverişimiz böyle. Bu arada çamaşır suyu çok kullandım. Beni tıkadı biraz. Çünkü şuralarda falan sararma oluyor. Bakın sararmaması için. Yani böyle. Şimdi yemeğimizi ısıtalım, yiyelim. Daha sonrasında baklava yapacağız. Baklava! Hazır baklava. Biz yemeğimizi yedik. Şimdi şu tavam. Bu arada canlar, çamaşır makinesinin üstüne dolap yaptırdık. Tahta geldi 2 tane. Yani dolap değil de üstünü kapatmak amaçlı. 100 TL gayet iyi. Ama şu arkası şey olmadığı için şöyle sallanıyor. Makineden daha çok. Yani tehlikeli gibi geldi. Arkasına pazartesi günü tahtadan şerit gelecek. Vidalayacaklar. Şimdilik idareten böyle yaptırdık. Fazla para verip hani almaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü Ocak ayında bura yıkılacağı belli olacak. Onun için taşınıp gidersek yani ondan dolayı. Şimdi tavam kurusun. Şöyle buzlukta tereyağı vardı. Şu hazır yufka baklavalıktan yapacağız arkadaşlar. İnşallah bugün de şey yaparız. Rabbim nasip ederse hamur baklavalı yoğurup beraber açarız sizlerle. Bu arada buzlukta olduğu için kesmesi bir o kadar zor canlar. Ah, çok zor. Bir yerimi kesmeyeyim de. Gerçi akacak kan damarda durmaz diyorlar ya. Akacak kan varsa da. Şöyle robottan çektim cevizlerimi. Paketim açık. Yapmaya geçeceğim. Bu arada oklavam bu. Ama şurayı kırmış çocuklar. Kaan kapıya vuracağım ne diyor. Kırıldı dedi. Şimdi canlar. Şöyle altında jelatin köşet olması benim için çok iyi. Şöyle 1, 2, 3 tanesi kalın olur. İkişer bence gayet iyi. Ay kalbim sıkıştı. Ha, 4 adetmiş. Arkadaşlar şöyle evet kalın. Şuradan ya 2 ya 3. Evet. 4 tane. Şöyle 2 adet. Aldım arkadaşlar. Şu şurada. Şöyle dursun. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama sizi şuraya indireyim. Hani ışık durmamış olur. Burada gayet iyi gözüküyor. Şimdi yağım eridi arkadaşlar. Normal bildiğiniz hazır klasik baklava canlar. Şimdi yağımı da şöyle tabağlayayım ki tezgah şey olmasın. Kaşık yardımıyla eritmiş olduğum tereyağımı şöyle yufkaya gezeletiyorum arkadaşlar. Biraz kan ders çalıştırdım bugün yine. Daha sonra şöyle fırça yardımıyla yağımı her yerini eşit şekilde yediriyorum. İnsan arada canı istiyor. Değişiklik olsun. Bundan çok güzel çıtır börek de oluyor biliyor musunuz? Evet canlar. Şimdi cevizimden çok az şöyle her yerine serpiştireceğim ben.
siz dilerseniz sadece ortasına koyabilirsiniz. Ama tek ortaya koydum mu bir tarafı kuru bir tarafı çıtırımsı geliyor. Onun için ben her tarafına serpiştirme taraftarıyım. Baba. O zaman ağzınızın her tarafına eşit şekilde geliyor. Ne oldu? Kaan abine baban ders çalıştırsın. Şimdi baba. Oklama arkadaşlar. Şöyle sarıyorum camla. Şu yağımı dökmezsem iyi. Gördüğünüz üzere sardım arkadaşlar ve şu şekil büzüştürüyorum. Böyle burgu yani şeyi daha çok seviyorum. Daha sonrasında oklavamı yavaş bir şekilde çıkartıyorum. Gördüğünüz üzere burgu şekli aldı. Burada da tepsim var arkadaşlar. Kesip kesip tepsime yerleştireceğim güzel bir şekilde. Aynı işlemle arkadaşlar. Oh, bu arada kesebilirsek bıçağım körelmiş sanki. Bence yufkayı aslında 3 kata çıkartayım arkadaşlar. 3 kat daha iyi olacak gibi duruyor. Şimdi içini dökmeden güzelce tepsime yerleştiriyorum arkadaşlar. Biraz daha sıkabilirdim aslında baklavalarımı. Tamam git içeri hadi. Baba. Baba. Tamam anneciğim. Baban hadi git babanın yanına. Yine camlar. Şuradan bu sefer 1, 2, 3 yaprak baklava alıyorum. İnce biraz şey oldu. Ya da 4 de olabilir arkadaşlar. Şöyle 4 yaprak. Kaan abine baba ders çalıştırıyor mu? Tamam anneciğim. Tamam. Çık oradan. Yine şöyle. Babam biraz boya yaptırsın sana. Hadi. Babaya söyle boya yaptırsın babişim. Şöyle yarısını burgu yaptım. Yarısını da kestim. Sıfır çık yanacaksın. Şöyle tereyağıyla sıvı yağımı erittim arkadaşlar. Şöyle üstüne gezdiriyorum. Fırına verip pembeleşene kadar üstü kızartacağım. Şöyle eşit şekilde döküyorum ki her yeri nar gibi kızartsın arkadaşlar. Şimdi çıkan şu bulaşıkları da yıkayım bu fırında kızarırken. Fırına girmeye hazır arkadaşlar. Kızardıktan sonra da keserim bunları. Şöyle göstereceğim. Hafif kızarmaya başladı. Biraz daha pembeleşip kızarsın sonra kapatacağım. Zaten ayarlı. Şöyle keseceğim. Şerbetini büyük ihtimal yarın dökerim ya da akşam.
bakalım. Bunlar. Bulaşıkları yıkadım. Baklavamı keserken biraz çıtır olduğu için hafif üstünün şeyleri dağıldı. Yarısı burgu. Şuraya şerbetli su yaptım. Ilıdı arkadaşlar. Anne bir şey söyleyeyim mi? Şimdi onu üstüne gezdireceğim. Birazcık limon sıktım. Baba sen büyüyünce ne olacaksın? Sessiz. Şöyle gezdiriyorum tamirci. Canlar. Tamirci ve... Aladı çünkü şerbetim. Yok et. Haydi bismillah. Şöyle eşit şekilde döküyorum canlar. Şimdi böyle tamirci mi yiyeceğim? İcat mı yiyeceğim böyle? Bu arada baklavam soğuk arkadaşlar. Hafif ılıktır sadece. Hamur etmemek adına. Ben şimdi bunu şerbetleyeyim. Sonra yanına bir kahve ya da çay yaparım. Ya da Nescafe şimdi isterse. Şunları kestiğim için böyle dağılmış duruyor arkadaşlar. Normalde diğerleri de bu şekil. Bütün dökeli bir 10 dakika oldu. Tam geldi. Şimdi tabaklara koyacağım. Biraz daha çekmesi gerekiyor. Bakalım nasıl oldu. Eşim kaç puan verecek. Şekli bozuldu keserken. Keşke kesip yapsaydım. Neyse sağlık olsun. Böyle tabağa koydum. Şimdi bize afiyet olsun. Baklavamızı yedik. İki dilim olmak üzere. Ses gelmesin. Maç izliyor eşim. İçeri getir getirmez baklavayı masaya koydum. Işığı yaktım. Eşimin ilk dediği şey börek yapmışsın. Börek kim olmuş? Şöyle suratım bir düştü. Dedim niye bu böyle dedim. Sonra ağzımı aldım baktım. 4 kat. İlk başta 2 kat sarıyordum ya. O iyiymiş arkadaşlar. 2-3 kat. 4-5 kalın olmuş arası. Böyle hamurumsu gibi. Ama ince öbür taraf olan güzel olmuş. Keşke baştaki gibi devam etseymişim. Yedim. Harbiden dedim börek gibi olmuş. Ispanaklı börek yapsam ondan iyi. Bir de şimdi süste serip niye yapmadın diyor. Farklı istiyormuş. Vallahi ilk yapışımdı bununla. Yok ikinci yapışım. Bir ara yine yapmıştım. Bu böyle kıtır gibi olmuş. Neyse olsun. 2-3 dilim yedim ama beni tıkadı. Çok tatlıyla böyle aram yok baklavayla. Böyle bir tuhaf oluyorum. Şekeri keseli arkadaşlar. Kaç senedir. Ondan bana çok tatlı geliyor. Ben sütlü tatlıları seviyorum çoğunlukla. Yani böyle. Bir kahve yaparım sonra. Biraz kanıt dersi çalıştıracağım. Okutacağım arkadaşlar. Okuma yapacağız. Sonrasında toprağı biraz çalıştırırım. Hikaye falan okurum. Değil mi? Gel. Üstüne hiçbir şey giymeden geziyor benim aşk kuşum. Bakın. Öpücük at. Ertuğrul. Gel anneciğim. Abin gel çıkmış. Gel. Hoş geldin. Yakışıklı mı? İlk göz ağrım. Annesinin gülü. Dinozor isimleri araştıracağım. Oh, kuşkum. İnşallah şu koronun üstüne. İnşallah anneciğim biter. Bazı ülkelere gidebilirim yani. Halasıyla yurt dışına gitmeyi planlıyor Ali. Dünyayı turlayacaklar halasıyla inşallah. Arkadaş olacak halasına benim oğlum. Tabii feyli kafasında düşünüyor. Belki gerçek olur değil mi? Ben İngilizce öğreneceğim. Evet İngilizce Fransızca çok çalışman gerekiyor. Telefonu açıp tercüme edebilirsin. Telefonda zaten Fransızca uygulamaları olmaz ki. Tamam işte onları yap tamam. Fransa'ya gidip Eiffel Kulesi'ni görmeyi çok teşekkür ederim. Fransa'da Eiffel Kulesi mi varmış? Var ki. Hiç ben bilmiyorum. Senden öğrendim şimdi. Dünyayı turlayıp kuleleri göreceğim yani. İnşallah anneciğim. Onun için çok dersine çalış. İstediğin yerleri gez hayatım tamam. Halanla babanla aramadıkları gibi arayalım. Tamam. 15 tatilde çok az kaldı. Halamla birlikte gidelim. İnşallah anneciğim. Koronavirüs vakaları inşallah azalır. Bilsin inşallah annem. Evet sonlandıralım beraber gel. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadardı. Hayır o fişi çek gel. Evet hoşçakalın arkadaşlar. Şarja takmış o. Telefonu yani, şarj ediyor. Fransızca uygulaması çekmiş. Hoşçakalın canlar. Görüşürüz. Ali Eba TV'ye gir dersini yap. Eba'da yapıyorum ki. Tamam. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.